Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün 3 lezzetten oluşan bir tarif vereceğim. Kış keki adı altında. Bunun için gerekli malzemelerim. 3 yumurtamı kabıma kırdım. 1 çay bardağı kadar şekerim var. İlk etapta bunları çırparak kekimizi yapmaya başlayalım. Kekimin yumurtasını ve şekerini çırptım. Küprene kadar çırpılması gerekiyor. 3-4 dakika kadar. Evet, şimdi yumurtam ve şekerimi çırpma işlemi tamam. Küprene kadar çırptım. 3-4 dakika kadar çırpmak yeterli oluyor. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağım var. Onu da ilave ettim. Kekimde süt kullanmayacağım arkadaşlar. Bir çay bardağı çayım var. Sabahtan kalmıştı. Bir çay bardağı kadar tahinim var. Ve bir çay bardağı dolusu üzüm pekmezi kullandım ben. Pekmezim var. Yine çırpmaya devam ediyorum. Malzemelerin hepsini karıştırdım. Çırptım arkadaşlar. 3 su bardağı un keke ideal geliyor. Yalnız kontrollü kullanalım. Ben biraz hızlı bir attım. Bir çırpacağım. Sonrasında da diğer kalan unumu azar azar ilave edeceğim. Şimdi biraz daha un ilave edeceğim. 2 paket kabartma tozu, bir paket de vanilyam var arkadaşlar. Onu da ilave edip artık bir çırpıcı yardımıyla ben kendim çırpacağım. Hamurumun kıvamı hazır arkadaşlar. Şimdi borcamıma biraz yağ aldım. Borcam tepsisi yapacağım ben. Dilerseniz kek kalıbında da yapabilirsiniz. Ben borcam tepsiyi tercih ettim bu sefer. Tam bir kış keki. Enfes lezzeti var zaten. Hani gördünüz ya, tahinle pekmez de vardı. Tahinin pekmezin girdiği hangi pasta olursa olsun, hangi tatlı olursa olsun enfes oluyor. Biz de kekimize ilave ettik. Şimdi kekimi boşaltıyorum borcamıma. Biraz ayıracağım arkadaşlar. İçine biraz kakao atacağım ki biraz renkli bir kek olsun istiyorum. Bu yeterli şimdi. Kekimi de düzleştireyim. Diğer kekimi de biraz kakao ilave edeceğim. Kakao koyulaştırmasın diye çok hafif yine çaydan çeyrek çay bardağı kadar da çayın deminde ilave edeceğim. Şimdi onu hazırlayalım. Tepeleme bir yemek kaşığı kakao ilave ettim. Şimdi çok hafiften de çok azıcık çayın deminden dökeceğim. Hani kakao koyulaştırmasın hamurumu diye. Çeyrek çay bardağı kadar yeterli. Şimdi bu hamurumu, kakaomu karıştıracağım. Bunu da kek hamurumun üzerine dökeceğim arkadaşlar. Hani görüntü güzel olsun. Lezzet zaten şahane ama görüntü itibariyle renkli güzel bir kek olsun istedim. O yüzden. Kakaolu kekim de hazır. Şimdi kekimi üzerine gezdireceğim arkadaşlar.
Kakaolu kekimi de döktüm arkadaşlar. Şu şekilde kürdanla da kekimin içine geçmesini sağlayacağım. İnanın görüntü çok güzel oldu. Lezzet dediğim gibi şahane. Kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Tam bir bomba. O kadar lezzetli. Sanat eseri gibi zaten. Bu da Ebru sanatı gibi oluyor kek. Gördüğünüz üzere verilen şekilden dolayı Ebru sanatı gibi oluyor. Görüntü de güzel zaten. Şimdi 175 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınıma kekim vereceğim. Kekimin son hali bu şekilde. Üzerinde pudra şekeriyle kapladım. Şimdi dilimleyeceğim kekimi. Size dokusunu da göstermek istiyorum kekimin. Kekimi dilimledim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dokusu da bu şekilde. Biraz da kakaolu karıştırmıştım. Kakao da gayet güzel görüntü vermiş. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.